Gün geçtikçe daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyoruz. Video, fotoğraf, oyun, yedekler derken sabit diskler bizlere yetmiyor. Eskiden normalde hard disk kullanıyorduk ama artık okuma yazma hızları bizlerin ihtiyaçlarını karşılamıyor arkadaşlar. Yavaş kalıyorlar ve biz de ne yapıyoruz? SSD'lere yöneliyoruz. Ama Apple kullanıcıları için bu ayrı bir dert. Mesela Mac Mini M4 gibi base model cihazlarda, benim şu arkamda var mesela, hafızayı arttırmak istediğimizde Apple bizden ciddi miktarda bir para istiyor. İşte tam da bu noktada Acasis SSD kutusu devreye giriyor arkadaşlar. Elimde gördüğünüz bu model Acasis TBU405 Pro M1 modeli. Yüksek aktarım hızları, aktif soğutması ve şık tasarımıyla bu SSD kutusu, yanına alacağınız bir tane M2 SSD ile Mac ve Windows cihazlarında sizlere nefes aldıracak. Acasis'in bu SSD kutusu bizlere alüminyum yekpare bir kasayla geliyor ve elde oldukça sağlam hissettiriyor. İçinde bir tane aktif soğutma fanı var. Arkasında da fiziksel bir fan açma kapama düğmesi bulunuyor. Kutunun üzerinde bizim bir tane Type-C girişimiz var. Bunun üzerinde de 40 gigabit'e kadar hızlı aktarım olduğunu söylüyor. Yanında da bir tane buton var. Bu butonun üzerinde de switch yazıyor. Yani bu buton neye yarıyor? Bizim bu SSD kutumuzun içerisinde bir tane fan var ve bu switch'e tıkladığınızda fan çalışmaya başlıyor. Yani sizin SSD'niz ısındığında fanı açabiliyorsunuz ve bu fan da sizin SSD'nizi soğutuyor. Ve burada ne demek oluyor? Yani siz yüksek işler yaptığınızda SSD'niz ısındığı takdirde fanı açıyorsunuz. O fanı soğutuyor. Siz de işinize hızlı bir şekilde devam etmiş oluyorsunuz. Şimdi kutumuzun üzerinde iki tane düğmeden bahsettik. Bunun dışında da bir tane fanımız var kutunun üzerinde de. Şu yan taraflarda da havalandırma ızgaraları bulunuyor. Bu SSD kutusu arkadaşlar bütün cihazlara uyumlu. İstediğiniz her cihazda kullanabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Mac Mini M4 base modelde kullanıyorum. Neden? Apple'a fazla para vermemek için. Bunu orada kullanıyorum ve gayet hızlı arkadaşlar. Ona da birazdan geçeceğiz. Hızını falan ölçeceğiz. Bakalım ne kadar hızlı okuma yazması var. Tabii ki kullanacağım SSD'ye göre de değişebiliyor. Ama bize mesela sitesinde gösterdiği gibi Samsung'un SSD'sini yeni modellerinden kullandığımızda 2700 yazma, bir de 2800 megabit okuma hızına ulaştığını söylüyor. Bakalım bizim aldığımız SSD nasıl bir hıza ulaşacak. Şimdi aynı zamanda bizim bu kutumuz Thunderbolt 4'ü destekliyor. Şöyle kutusun üzerine bakıyorum. Şu arka tarafta neleri desteklediğini bizlere söylüyor. Şöyle arkasına geliyorum ve burada 40 gigabitlik bir tane aktarım hızından bizlere söz ediyor. Onun altında da uyumluluğundan bahsediyor. Burada da Thunderbolt 3 veya 4 uyumlu diyor. USB 4.0, 3.2, 3.1, 3.0 ve 2.0 portlarıyla uyumlu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun altında taşınabilir olması, mesela çantanıza attınız, götürdünüz, başka bir yerde taktınız, kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. O da var burada. Mesela tak çalıştır mantığıyla takıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Ve bütün NVMe SSD'lerini destekliyor. Bunların daha küçükleri var mesela. Daha büyükleri var. Bunları destekliyor. İçerisinden bir tane şu şekilde aparat çıkıyor. Bu aparatla mesela daha küçük SSD aldınız. Bu aparatla onu sabitliyorsunuz. Ve kutunun içerisinde mesela bir kutu açılımına geçelim öncelikle. Bu şekilde kutumuzu ilk açtığımızda öncelikle Acasis'in SSD okuyucu kutusuna ulaşıyoruz. Bunun altında bir tane İki ucu Type-C girişli USB 4 kablomuz var. Bunun dışında kitapçık var ve içerisinden de iki tane pad çıkıyor. Bu padlerimizin biri 1 mm ve diğeri de 0.5 mm kalınlığında. İçinde de iki tane şöyle plastikten vida şeklinde şeyler var. Bunun dışında da SSD için takma için kullanacağınız şöyle bir tane aparat var ve bu aparat sayesinde mesela M2'nin daha küçük SSD'lerinden aldınız. Bu da cihaza SSD'nizi takmanıza yarayacaktır. Bunu o şekilde kullanıyorsunuz ama benim buna ihtiyacım yok. Şöyle şu şekilde kenara bıraktım ve bu şekilde kutumuzu open diyerek açıyoruz ve içine SSD'mizi kolay bir şekilde yerleştiriyoruz. Taktıktan sonra şu küçük aparatı vida kısmına takıyoruz. Hiç vidayla falan uğraşmanıza gerek kalmıyor, işte torna vida kullanacağımdır vesaire. Bunları taktıktan sonra elimizde iki tane pedimiz var dedim ve bu pedlerden bir tanesini ben SSD'nin üzerine yapıştıracağım.
soracağım. Bunlardan bahsettim ve içerisine bir tane M.2 SSD takabiliyoruz. Ben de bu cihazımda kullanmak için şu SSD'yi aldım ve bu SSD'yi cihazımda kullanacağım. Aslında kullanıyorum. Şu an sizlere videoda gösteriyorum. Elimdeki SSD de SanDisk'in VD Black SN770 SSD'si arkadaşlar. M.2 SSD olarak geçiyor. Bu elimde gördüğünüz SSD 1 TB'lık bir tane SSD. Bunun dışında SSD'mizi yerleştirdik ve bilgisayarımıza taktıktan sonra SSD'mizi biçimlendirmemiz gerekecek arkadaşlar. Ve biçimlendirmek için Windows'ta kullanıyorsanız mesela exFAT'ı kullanabilirsiniz ama yok eğer bunu sadece Mac'te kullanacaksanız size APFS formatını öneriyorum. Daha hızlı ve daha akıcı çalışabilirsiniz Mac üzerinde. Ama yok ben her iki cihazda da kullanmak istiyorum diyorsanız da exFAT'ı deneyebilirsiniz. Ben öncelikle bunu exFAT olarak formatlamak istiyorum. Çünkü exFAT'ta alacağım hızları sizlere göstermek istiyorum. O hızları gösterdikten sonra ben bunu tekrardan APFS'ye çevireceğim. Ve oradaki hızları da gördükten sonra artık siz buna göre karar verirsiniz. Ve kullanım ihtiyacınıza göre de karar verirsiniz. Hani biraz daha düşük hız aldım diye mesela Windows'ta da kullanacaksanız exFAT yaparsınız. Bu çok önemli değil. Önemli olan hızlı bir şekilde işleyebilmemiz burada. Ve ben şu şekilde exFAT'ta aldığımda bana şu hızları veriyor. Şu an hızları ekranda görebiliyorsunuz. Bu okuma yazma hızlarına ulaşabiliyorum exFAT'ta. Şimdi ben diskimi tekrardan biçimlendireceğim ve ben ne yapıyorum? Tekrardan disk utiliye giriyorum ve buradan diskimi seçip biçimlendiriyorum. Bu sefer de APFS formatına dönüyorum. Buna döndükten sonra diskimi şu şekilde seçiyorum ve okuma yazma hızlarını ölçmeye başlıyor ve bakın burada diğer formatta aldığımızda Mac'e uyumlu olduğu için ve daha hızlı okuma yazma hızlarına ulaşabileceğinizi zaten söylemiştim ve görüyorsunuz 2700 ile 2800 civarında okuma yazma hızları var. Tam da bizlere sitelerinde söylediği gibi ben bu cihazı belli bir süre kullandım. Dediğim gibi fanı açtığınızda cihazınızı soğutuyor ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fanı gerçekten işe yarıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şunu da merak edebilirsiniz. Örnek ısındığında fanını çalıştırıyoruz. Fanını çalıştırdığımızda fan sesi çok hissetmiyorum arkadaşlar. Çok fazla bir fan sesi gelmiyor. Cihazınız ısındığında şuradan sadece fanı çalıştırıyorsunuz ve bu sizin cihazınızın ısısını düşürüyor, cihazınızı soğutuyor. Bu şekilde performans kaybı yaşamıyorsunuz. Hem profesyoneller için hem de günlük kullanıcılar için bence ideal. MacBook'unuzu ya da hızlı bir tane Windows cihazınızı profesyonel depolama sistemine dönüştürmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Açıklamada eğer bu cihazı satın almak isterseniz veya detaylarına site üzerinden göz atmak isterseniz size bir tane link bırakıyorum. O linkten siteye gidebilir. Dilerseniz satın alır, dilerseniz de sadece detaylarını incelersiniz. Ha bu arada bir de ben bu videoyu çekerken Acasis'in bu modelinde ve diğer modellerinde, çünkü Acasis'in farklı farklı modelleri var. Daha yeni modelleri var. Diğer modellerinde de ne var? İndirim var arkadaşlar. Eğer bu indirim ben videoyu paylaştıktan sonra hala sürüyorsa indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Bu ürünü bana sağladığı için Acasis'e teşekkür ediyorum. Bu ürünü onlar sayesinde inceleyip sizlere gösterebiliyorum. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.